Aşk, insanlık tarihinde daima kendine yer edinen, insanlar üzerinde büyük bir etkiye sahip olduğu bilinen, üzerine belki de milyonlarca kez yazılıp çizilen, senaryolar üretilen, en kaotik anlarda bile bir yerlerde gizlenen bir duygudur. İnsanların uğruna ölümü dahi göze aldığı bu duygu, insanlar arasında her dönem var olmasının yanı sıra tanımı konusunda neredeyse en uzlaşılamayan kavramdır kimisi aşkı çeşitlere ayırır. Kimisi sadece maddi ya da manevi boyut ele alır. Kimisi hayatta sadece bir kez yaşanabilecek bir duygu hali olduğunu söylerken, kimisi birden çok kez aşık olunabileceğini ileri sürer. Bu şekilde belli kıstaslar belirlenirken bir sürü de tarif yapılır. Kısacası hemen hemen herkes aşkı kendince tanımlamaya ve yaşamaya çalışır. Bir de biraz daha ayrı bir kesim vardır ki ısrarla aşk diye bir şey olmadığını savunur. Bugün bu çetrefilli konu üzerine konuşurken gözlerimizi 19. yüzyıl Alman filozofu Arthur Schopenhauer'un görüşleri üzerine çevireceğiz. Genelde aşka dair karamsar bir bakış açısına sahip olmasıyla bilinen filozofumuzun aşk, tutkulu sevgi ya da cinsel sevgi olarak adlandırdığı bu duyguya dair fikirlerine bir takım analizlerine ve bu analizlerle vardığı sonuçları beraber inceleyeceğiz. İlk olarak değinmek gerekirse Schopenhauer, tarih boyunca yazarların, şairlerin, sanatçıların ve daha nice insanın aşkı defalarca kez ele almasına rağmen filozofların bu konuda eksik kaldığını, aşkı yeterince ele almadıklarını söylemiştir. Kendisinden önce aşk üzerine karalayan bir avuç filozofun görüşlerini ise hatalı veya yüzeysel bulduğu için onları kendi incelemesi esnasında yararlanabileceği bir kaynak olarak kullanmak istemediğini de eklemiştir. Örneğin Jean-Jacques Rousseau'nun aşka dair fikirlerini yanlış ve yetersiz bulmuş, Kant'ınkileri ise yüzeysel ve yer yer hatalı olarak nitelemiştir. Bu konuda yine de en çok kafa yorduğunu söylediği Platon'u ise aşkı ele aldığı alanın sadece fabullar, şakalar ve mitlerle sınırlı kalmasından ötürü eleştirmiştir. Özellikle Spinoza'nın etikasında aşk, dış bir neden fikrinin eşit ettiği bir iç gıdıklanmasıdır. Tanımını ise safça görerek eğlendirici bulmuştur. Yukarıda da sözünü ettiğim gibi bir kesim bu duygunun gerçekliğini reddeder. Aşkın doğaya uygun olmadığını savunup onu inkar eder. Schopenhauer ise bu konuda kesin bir tutum sergiler. Bu reddedişin yanlışlığını Lichtenberg'in bir makalesinde aşkın gerçekliğini inkar etmesini büyük bir yanılgı olarak görmesiyle çok net belirtir. Schopenhauer, insan doğasına aykırı yahut yabancı bir konunun insanlığın her döneminde bakıp usanmadan işlenmesinin mümkün olamayacağını söyler. Ayrıca insanların gerçek olmayan bir şeye her dönem hep aynı ilgiyle yaklaşmasını ve katılma isteğini ise imkansız olarak nitelendirir. Bu sebeple aşkın seviyesinin, şiddetinin değişik ölçülerde olabilmesinin yanı sıra hiç olmamasının savunulmasını gerçeklikten uzak bir yorum olarak niteleyerek insanlar üzerindeki etkisine baktıkça aşkın sahiden önemli bir hakikat olduğunu savunur. Schopenhauer, iradeyi bireyselleşmiş olarak nitelendirirken içgüdü için türün duyusu der. Dolayısıyla herkesin aslında içgüdüleriyle hareket ettiği noktalarda konu iradenin süzgecinden geçerken bireysel bir hal alır. Bu durumda kişi aslında kendi bireysel amaçları uğruna bir şeyler yaptığını sanır. Oysa insan sadece kendi hazdının peşinden gittiğini sansa da aslında insanı yönlendiren tür için en iyiye yönelmiş olan içgüdüden başka bir şey değildir. İçgüdünün yansımaları hayvanlarda daha rahat gözlemlenebilse de Schopenhauer insanın içgüdülerinin de çok belirgin olduğunu söyler. İçgüdünün kendine en belli ettiği şey ise öteki bireyi cinselliğin tatmini için oldukça hassas, ciddi ve ısrarla seçip ayıklamamızdır. Bu ısrarlı ve kılı kırk yararcasına seçme işleminin altındaysa çok bariz bir temel yatmaktadır. Türün tipinin olabildiğince doğru ...ve katıksız bir şekilde kurunup sürdürülmesi. Bu amaçla meydana gelecek yeni bireyin olabildiğince kusursuz olması. Karşılıklı uygunluk ne kadar kusursuzsa... ...karşılıklı sevgi de o kadar büyük olacaktır. Dolayısıyla doğacak birey de bedensel ve zihinsel düzlemde... ...o denli uyumlu olacaktır, der Schopenhauer. Elbette bu denli kusursuzluğu yakalamanın oldukça zor olduğunu... Gerçek aşkın olabildiğini ender bulunduğunu söylese de yine de böyle bir aşkın imkanının herkesin içinde mevcut olduğunu belirtmeden edemez. Öteki bireyi seçme konusunda ilk olarak bizi güzellik duyusu yönlendirir. Peki, seçimimizi yönlendiren etmenler nelerdir diye bakacak olursak, öteki bireyi seçme konusunda ilk olarak bizi güzellik duyusu yönlendirir. En nihayetinde sevme eğilimi büyük ölçüde sağlığa, güzelliğe göre kendine yol çizer. Burada dikkate alınan ilk kriter yaştır. Erkekler için asıl tercih 18-28 yaş arası olurken kadınlar için 30-35 yaş arasıdır. Bu tercihlerin nedeni bizi bilinç dışı yönlendiren amaç olan üreme imkanı ile ilgilidir. İkinci kriter ise sağlıktır. Geçici hastalıklar pek sorun olmasa da öteki bireyde kronik bir rahatsızlık olması karşı tarafı içten içe huzursuz edebilir. Nedeni ise kolayca anlaşılabileceği gibi doğacak çocuğa bu hastalığın geçmesi ihtimalidir. Üçüncü kriterimiz iskelet kemik yapısıdır. Kemik yapısında orantısızlık, bozukluk, çarpıklık, aşırı kısalık veya uzunluk türü kusursuzca devam ettirmek yolunda önümüze engel olarak çıkar. Bu yüzden doğuştan gelen bu tür aksaklıklar bireyin tercihinde olumsuz bir faktördür. Dördüncü kriter, daha çok erkeğin kadını seçmesinde etkili olan kilo oranıdır. Yine farkında olunmasa da vücudun belli bir dolgunlukta olması hamilelik boyunca cenine bol bol besin sağlanacağını düşündürür ve rahatlatır. Aşırı zayıf bir kadın için içgüdü bu konuda bir takım tereddütler sezebilir. Beşinci kritere gelirsek bu da kadın ve erkekte farklı şekillerde değerlendirilen yüz güzelliğidir. Burada aslında her iki tarafta yüz güzelliğinin sorumluluğunu anneden bekler. Erkek türü için kadının yüz güzelliğine önem verir. Güzel bir burun, güzel gözler önemlidir. Kadın ise bu sorumluluğu zaten kendisinin üstlendiği düşündüğü için erkekte güzelliğe özellikle yüz güzelliğine çok az önem verir. Aslında zaten erkeğin çocuğa geçirebileceği her türlü bedensel bozukluğu bu kusurların kadında bulunmamasıyla ya da bu kusuru taşımama bakımından erkekten çok ileride olmasıyla kadın üreme sırasında ortadan kaldırılabilir. Fakat erkek cinsine özgü annenin veremeyeceği iskelet yapısındaki bir takım özellikler kadınlar için bir tercih ölçüde oluş, bir tercih ölçüde oluşturur. Geniş omuzlar, kas gücü, sakal gibi erkeksi nitelikler burada önemlidir. Schopenhauer, kadınların çoğunlukla çirkin erkekleri sevmekle birlikte bu erkeksi özelliklere sahip olmayan erkeklere ise hiçbir zaman aşık olamayacaklarını söyler. Çünkü böylesi erkeksi özellikleri erkeğin yerine kadın telafi edemeyeceği için türün tipinin korunmasında bu durum tehlike teşkil eder. Peki ya iç güzellik dediğinizi duyar gibiyim. Güzellik duyusunun yönlendirdiği fiziksel kıstasların yanı sıra bir diğer düzlemde ruhsal özellikler yer alır. Burada kadınların aradığı karakteristik özellikler daha çok kararlılık, cesaret, dürüstlük mimarindedir. Bununla beraber erkekteki entelektüel nitelikler kadınlar üzerinde pek fazla etki yapmaz. Çünkü bunlar babadan çocuğa geçebilecek özellikler değildir. Entelektüel özellikler anneden alınmalıdır. Bu sebeple Chopinard sıklıkla çirkin, budala bir erkeğin akıllı, iyi yetişmiş bir erkek karşısında daha tercih edilesi olduğunu dile getirir. Bir kadının erkeğin zekasına, kültürlü oluşuna aşık olmasını gerçek dışı ve gülünç bulur. Ne var, entelektüel özellikler anneden gelse de erkeklerin içgüdüsel aşklarında kadının karakter özelliklerinin etkisi çok azdır. Bu özellikler genelde bedensel güzelliğin etkisinin kolayca altında kalır. Burada ek olarak belirtmek gerekir ki, bir kadının zeki, kültürlü bir erkeği seçmesi yahut bir erkeğin kadının karakterini göz önünde tutup ona değer vermesi elbette mümkündür. Fakat bu ancak ilişkide mantıklı bir seçim yapıldığını açıklamaya yarar. Sözünü ettiğimiz iç içgüdünün hizmetindeki tutkulu sevginin içine dahil olamaz. Bir de bireyin kendisinin yoksun olduğu özelliklere karşısındaki bireyde görme arzusu vardır. Kişi kusurları yüzünden kendinde meydana gelen tipten sapmaların yeni bireyde de oluşmasını engellemek için bir diğer anlatımla doğacak bireyin türün saf sunumunda olmasını sağlamak için öteki birey de bunun için gerekli özellikleri arar. Kendi yoksun kaldığı mükemmelliğe karşısında görmek isteyen birey buna uygun seçimler yapar. Örneğin bir erkek kas gücü bakımından ne kadar zayıfsa o oranda bu yönleri güçlü kadınlar arayacaktır. Burada bazen bireyin kendisinde mükemmel olan bir özelliğin öteki bireyde kusurlu olması da ona cazip gelebilir. Yani kendisinin karşıtı olduğu halde öteki bireydeki yetersizlikler de ilgi çekebilir. Chopinar bu konuya ilişkin, bu yüzden kısa boylu, ufak tefek erkekler, uzun boylu, iri kadınlar ararlar ya da uzun boylu, ince bir vücuda sahip kadınlar, fazlasıyla tıknaz ve kısa erkekleri güzel bulabilirler, örneklerini verir. Bireyler arası uyum, ve belli bir dengenin korunması, türün devamının da tipten sapmaması, hem bedensel hem zihinsel yönden mükemmelliğe ulaşması ve türün olabilecek minimum kusurla devam etmesi açısından çok önemlidir. Bu yüzdendir ki, yukarıda verdiğimiz örnekteki gibi çok uzun boylu bir kadın, iri, uzun boylu bir erkeği tercih etmekten kaçınarak daha kısa bir erkeği tercih eder. Bu tercihin temelinde doğanın çok iri kıyım bir ırkın ortaya çıkmasından kaçınma amacı yatar. Sevgiliden ayrılmak zorunda kalma ya da sevgiliye kavuşamama çağlar boyu birçok şiirin konusu olmuş, birçok oyun bu konu etrafında şekillenerek yazılmıştır. İnsanların da kendi hayatında deneyimlediği bu tarz olaylar kişiyi özlem duymaya, acı çekmeye sevk etmiştir. Aşıkların öyle ya da böyle bir arada olmamasından kaynaklanan bu acıyı aşkıcısını Schopenhauer, türün hizmetine yönelik amacımıza uygun bir öteki birey bulduktan sonra onu bir şekilde yanımıza tutamamanın verdiği ruhsal sıkıntı olarak tanımlar. O kişinin içgüdüsel amacımıza uygun bir birey olduğunu düşündüren şey ise Schopenhauer'a göre ilk bakışta anlaşılır. Ona göre büyük tutkular kuralda ilk bakıştan doğar. Shakespeare'in ilk bakışta sevmeden kim aşık olmuştur ki cümlesi yerinde bir alıntı olacaktır. Sözün özü bir kişinin sevebilmesi için enine boyuna düşünüp bir seçim yapması yerine ilk bakışta o kişiye amacı elverişli bulması önemlidir. Matteo Eleman bu durum için kanın ısınması tabirini kullanır. İşte bu kanın ısındığı kişiyle beraber olamamak aşk acısı denen sıkıntıyı da beraberinde getirir. 18. yüzyıl ve 19. yüzyıllarda yaşamış Alman Arthur Schopenhauer hayatın acılarla ve tatmin edilemeyen arzularla dolu olduğunu söylemiş bir filozoftur. Eğer arzuladığımız bir şeyi elde edersek ya daha fazlasını isteyecek ya da ne kadar boş bir şeyin peşinde koştuğumuzu fark edip yine hayal kırıklığına uğrayacağızdır. Hatta Schopenhauer'un irade veya daha yaygın olarak istem dediği bu güç, aşkın transcendent bir güç olarak insana acımasız bir şekilde ona fark ettirmeden kontrol eder. Aşkın Metafiziği adlı eserinde genelde tür ve doğa olarak bahsettiği bu güç aşkı da türün devamını en ideal insan tipiyle sürdürme amacı için sadece bir araç olarak kullanmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Schopenhauer aşkın metafizi denemesi boyunca insanın doğa, tür veya onun başka bir söylemiyle istemin nasıl kölesi haline geldiğini sorgular. Filozof aşk kavramını kesinlikle anlamsız veya kimyasal reaksiyonlardan ibaret sıkıcı bir kavram olarak görmemektedir. Uğruna insanların kendi karakterlerine çok ters düşen şeyler yapmalarının, çevrelerindeki herkese karşı gelmelerinin, hatta sevdiklerine kavuşamazlarsa yaşamlarına son vermelerin incelemeye değer olduğunu savunur. Ancak bunu yaparken romantizmle süslenmiş cümleler yerine, kendi dönemi için aykırı denebilecek kadar pozitivist bir şekilde aşkı ele alır uğruna besteler yapılan, şiirler yazılan, intihar edilen cinsel sevgi kesinlikle insanın anlayışının üzerinde transcendent bir kavramdır. Schopenhauer'a göre aşk veya kendi tabiriyle cinsel sevgi yalnızca ama yalnızca türün ideal güzel insan tipini korumak için bireyi doğru kişiyle eşleştirme çabasıdır. Bunu yaparken en başta fiziksel uyumluluğu ele alır. Kadın veya erkek partnerinde kendisinde eksik olanı her zaman arayacaktır. Bu bağlamda Schopenhauer gerçek tutkunun insanı kendi bireyselliğini tür için feda etmesi olarak tanımlar. Buna ek olarak da ailesi tarafından zengin bir erkekle evlendirilmek istenen bir kadının ebeveynleri ile inatlaşarak aşık olduğu erkeğe ulaşmaya çabalamasını gösterir. Genç kadın kendi bireyselliği yerine doğanın çıkarlarını ön plana koymuştur. Doğanın hedefine ulaşmak için gözüne perde çektiği kadın veya erkek sevgilisinin kusurlarını görmezden gelecek, uyumlu oldukları yanlara odaklanacaklardır. Schopenhauer'a göre gerçek tutku, bize filmlerde verilen mesajdan çok ama çok farklıdır. Ona göre anlayışlı, kültürlü bir kadının bir erkeğin kavrama yetisine veya zekasına değer vermesi kesinlikle gerçek tutku değildir. Filmlerde bazen erkeğin veya kadının partnerinin fiziksel veya psijik özelliklerinden çok karakterine aşık olduğu bu yüzden de gerçek aşkın bu olduğu mesajı verilir. Fakat Schopenhauer buna karşı çıkar. Tutkunun her şeyden önce mantık ile bir arada olamayacağını, tamamen içgüdüden kaynaklanacağını savunur. Tür veya doğa, içgüdü yoluyla uygun gördüğü partnerlere, fiziksel ve psikolojik olarak birbirlerini tamamlamalarına göre bir araya getirir. Bu da ozanların şarkılarına konu olan gerçek, şiddetli, hatta kavuşulamazsa intihara götürebilen gerçek tutkudur. Kimi zaman güzellik algımıza uymayan bir kadın erkek çifti gördüğümüzde şaşırır hatta eleştiririz. Ve bu eleştiri de genelde çok güzel alımlı kadınların toplumda odun diye tabir edilen erkeklere aşık olduğunu görmemizden kaynaklanır. Schopenhauer bu konuda maalesef entelektüel açıdan güçlü ve naif ancak fiziksel açıdan yetersiz erkeklere kapıları kapıyor denebilir. Çünkü deneme boyunca vurguladığı gibi doğanın önem verdiği tek şey türün ideal insan tipinin korunarak geleceğe aktarılmasıdır. Erkekten çocuğa geçecek olan kişilik özellikleri cesareti ve kararlılığıdır ki bunlar da genelde fiziksel olarak güçlü olmanın sonuçlarıdır. Zeka, entelektüel bakış gibi özellikler anneden geçeceği için kadın kendisinde eksik olanı karşılayacak erkekleri arayacaktır. Ancak bu durum kadınlar sadece kuvvetli ve cesur erkekleri ararlar, diğerlerine bakmazlar olarak yorumlanmamalıdır. Schopenhauer bütün cinselliğin tek yanlılıktan ibaret olduğunu söyler. Her birey yeni üretilecek ve her şeyin onun vasıflarına bağlı olduğu ideal insan tipinin tamamlanabilmesi için kendisine tam karşıtı bireysel tek yanlılıklara muhtaçtır. Toplumumuzdaki ruh ikizini bulmak deyimine bunu örnek gösterebiliriz. Cinsel sevginin bütün hedefi dünyaya yeni gelecek birey ve onun kusursuzluğunu sağlamak olduğu için herkes kendisine nötrleyecek, tamamlayacak kişi yarar. Deliler gibi aşığım, sonunda ruh ikizimi buldum dediğimiz, uğruna gözünü kararttığımız kişi aslında bizdeki eksiklikleri tamamlayan, bu yüzden de bizim aslında türün delicesine muhtaç olduğu eştir. Cinsel sevginin pençesindeki insanlık sevdiğine kavuşamazsa acısı tarifsizdir. Ancak Aşkına karşılık bulamazsa belki de doğa tarafından ihanete uğrayarak kavuşamayacağı bir tutku ile kıvrandırılır. Dünyayı yeni birey getirme amacının kutsallığına sarılan cinsel sevgi, sevenlerin gözünü kör eder. Asla almayacakları riskleri aldırır. Karakterlerini ters hareketlerde bulunmalarına sebep olur. Ve nihai amacı, yani çiftlerin cinsel birleşimi gerçekleşene dek bu ısrarından şaşmaz. Chopin'a göre, doğa gerekirse zinaya da, tecavüze de başvurmaktadır. Biricik amacı, ideal insan tipinin korunduğu yeni bir birey dünyaya getirip, türün kusursuzluğunu korumak olan doğanın ahlak anlayışı yoktur. Schopenhauer ne zinayı ne de tecavüzü savunmamakla beraber doğanın bu yollara da başvuracağını ifade eder. Çünkü zina da, tecavüzler de asırlardır süre gelen şeyler olarak doğanın ve türün tipini korumak için başvurduğu acımasız, ahlaksız yollardır. Doğa veya tür, insan ırkını cinsel sevgiyle kör eder, ardından da bir köşeye fırlatır. Buna verilebilecek en iyi örnek, evlenip yeni doğacak çocuğun tohumlarının atılmasının ardından, er ya da geç aşk ateşi içinde yanan aşıkların birbirlerinin kusurlarını görmeye başlamalarıdır. Çünkü doğa, nihai amacına ulaşmış, ideal insan tipini koruyacak bireyi garantilemiştir artık evlilik aşkı öldürür deyimimizi buna bağlayabiliriz. Belki 5, belki 10 yıl sonra aşk bitecektir. Önünde sonunda eline geçen şeyin sıradan bir cinsel tatminden öte olmadığını görecek ve hayal kırıklığına uğrayacaktır. Fakat Schopenhauer, evliliklerin her zaman mutsuzlukla devam etmeyeceğine, partnerlerin entelektüel açıdan uyumlu oldukları takdirde sağlam bir dostluğun kurulabileceğini de belirtir. Schopenhauer'ın felsefesinin ana noktası olan insanın isten veya iradesinin elinde oyuncak olmasına, bireyin gözünü karartan arzu veya hedefin ona ulaşmasının ardından sönüp gideceğine buradaki fikirlerini de yansıttığı görülebilir. Bu yüzden çok tutkulu aşıkların evlendikten kısa süre sonra mutsuz hayatlara sahip olmaları hiç şaşırtıcı değildir. İnsan yine iradenin elinde oyuncak olmuştur. Schopenhauer ayrıca Erkeklerin aldatmaya her zaman daha açık olduğunu, kadınınsa doğası gereği eşine bağlı olmaya yatkın olduğunu belirtir. Çünkü erkek bir sene içinde istediği kadar çocuğa sahip olabilecekken, kadın bir yıl içinde ikiz veya 300 lira hesaba katılmazsa sadece bir çocuk dünyaya getirebilir. Kadın eşini elinde tutmaya odaklıdır. Bu yüzden erkeğin değil ancak kadının ihaneti doğaya aykırı olması sebebiyle çok daha ağır ve dehşet vericidir. Toparlayacak olursak, herkes bütün seçimlerinde kendi zevkine göre veya tamamen bireysel hareket ettiğini sansa da seçimlerimiz arasında gizlenmiş türün duyusu olan içgüdü bizi muhakkak türün çıkarlarına göre yönlendirir. Aslında tüm insanlar Chopin'a göre bilmeden de olsa bu büyük görevin hizmetindedir. Aşka hayatımızda çok önemli görmemiz aşık olduğumuz kişiyi kafamızda çok yüksek bir yerde konumlandırmamız, irade adı altında bize bireysel davranışlar gibi gözükse de aslında tamamen türün duyusudur. Alabildiğine ender de olsa, gerçek tutkulu sevgiyi yakalamaksa, rastlantıların belki de en iyisi ve en kötüsüdür. Burada Şabanar'ın aşkla ilgili görüşlerini yeterince açık anlattığımı düşünüyorum. Bu konuda diyeceklerim bu kadar. Fakat bir arkadaşımız bir önceki Schopenhauer podcastimin altına şöyle bir yorumda bulunmuş. Feminist yorumlarınızla mahvetmişsiniz Arthur babayı diye. Halbuki bir önceki podcasti dinlediyseniz onlar benim öznel yorumlarım değildi. Zaten Schopenhauer'un annesinden dolayı kadınlar hakkındaki görüşleri ve kendi kitaplarındaki görüşlerini ben belirttim. Fakat bu konuyla ilgili biraz daha araştırma yapma gereği duydum ve bu konu hakkında bir takım bilgiler bir araya getirdim. Bunları da sizinle paylaşmak istiyorum. Arthur Schopenhauer, felsefe tarihinde kadınlar aleyhine en çok yazı kalemi alan filozoflardan biri. Kadınlar hakkındaki olumsuz düşüncelerinin kaynağında çoğunlukla özel hayatında kadınlar tarafından sürekli reddedilmiş olması ve annesi Johanna ile geçmişte yaşadığı anlaşmazlıklar gösteriliyor. Babasının ölümünden sonra annesiyle arası daha çok açılan yazar ayrı yaşamaya karar veriyor. Çok geçmeden Weimar'dan ayrılıyor. Annesi 24 yıl daha yaşadıysa da yüzünü bir daha hiç görmediği belirtiliyor. Annesi Schopenhauer'a yazdığı mektuplardan birinde bu geçimsizliğin sebebini şöyle yazıyor. Tahammül edilir şey değilsin. Başına bela alıyorsun insanın. Seninle birlikte yaşamak güç. Ukalalığın bütün iyi taraflarını gölgede bırakıyor. Başkalarında kusur bulmadan edemediğin için o iyi yönlerinin dünyaya hiçbir faydası yok ve Schopenhauer'un kadınlar aleyhindeki birkaç sözünü paylaşmak istiyorum. Tabi bu sözler kitaplarından alıntıdır. Kadınlar yalan söylemeye karşı ifla olmaz bir temayüle sahiptirler. Nadiren karşılaşılan istisnalar dışında bütün kadınlar savurganlığa meyyaldir. Kadınlar zihinsel olsun, bedensel olsun büyük işler için yaratılmamışlardır. Kadınlar herhangi bir konuda dikkate değer bir yeteneğe sahip olabilirler fakat bir dahi olamazlar. Kadınlar, çocuk ile gerçek anlamda bir insan olan yetişkin erkek arasında bir orta nokta, bir ara aşamadırlar. Erkekler doğaları gereği birbirine ilgisizdir fakat kadınlar doğaları gereği birbirine düşmandır. İkiyüzlülük yahut riyakarlık kadınlarda doğuştandır ve kurnaz kadınların ayırt edici özelliğidir. Schopenhauer'a göre erkekle kadının doğası arasındaki farklar şunlardır. Erkeğin eşine sadakati yapay, kadınınki doğaldır. Her şeyden önce erkeğin doğası gereği aşkta vefasızlığa, kadının ise sürekli sadakate eğimli olduğu gerçeği bu incelemeye girer. Erkeğin aşkı doyum bulduğu andan itibaren belirgin bir biçimde azalır. Hemen hemen bütün öteki kadınlar onu sahip olmuş olduğu kadından daha fazla çekerler. Erkek değişiklik özler kadının aşkı ise özellikle o andan sonra artmaya başlar. Bu türü koruyup onun varlığını sürdürmeye, bu bakımdan da daha fazla çoğalmaya yönelik doğanın amacının bir sonucudur. Bildiğimiz gibi erkek, kendisine yeterince kadın sunulduğu takdirde kolayca yılda 100 çocuk meydana getirebilir. Kadınsa istediği kadar çok erkeğe sahip olsun, ikiz ihtimaline hesaba katmazsak yılda sadece bir çocuk dünyaya getirebilir. Bu nedenle erkeğin gözü hep başka kadınlardadır. Kadınsa buna karşılık bir tek erkeğe sımsıkı sarılır. Çünkü doğa, onun içgüdüleri gereği ve hiç düşünmeden gelecekteki doğumun besleyicisi ve koruyucusunu yanında tutup korumaya sürükler. Bundan ötürü erkeğin eşine sadakati yapaydır, kadınınkisi doğaldır. Dolayısıyla da kadının ihaneti, nesnel olarak sonuçları bakımından olduğu kadar öznel olarak doğaya aykırılığı bakımından da erkeğinkinden çok daha az bağışlanabilir bir ihanettir. Schopenhauer'a göre bir erkekle kadını en çok etkileyen şey sağlam irade, kararlılık, cesaret, yüreklilik, dürüstlük gibi karakter özellikleri iken bir erkek için başka bütün özellikler kolayca bedensel güzelliğin gerisinde kalabilir. Schopenhauer, kadının erkeğe göre genel olarak zayıf ve küçük bedene sahip olmasından küçümseyici bir tavırla bahsetmektedir. Ona göre bir erkek ancak zekası cinsel güdülerle bulanıklaştığında bu ufak tefek, dar omuzlu, geniş kalçalı ve kısa bacaklı cinsi güzel bulabilir. Schopenhauer bir bireyin irade ve karakter özelliklerini babasından, zekasını annesinden, beden yapısını ise her ikisinden aldığını savunmaktadır. Onu bu düşünceye sevk eden şeyin irade ve karakter gibi önemli addedi niteliklerin kadına mal gönlünün razı olmaması gerektir. Çünkü ona göre kadın, zevk, ihtiras ve içgüdüsel eğilimlerin oyuncağı olan gevşek bir varlıktır. Schopenhauer erkeğin çok eşliliğini savunmaktadır. Ona göre bir erkeğin birden fazla kadına ihtiyacı vardır. Dolayısıyla onun birden fazla kadınla birlikte olma ve onları destekleme özgürlüğünün kendisine verilmesinden daha adil bir şey olamaz. Çok eşlilik her kadının bakılmasını garanti altına alır. Oysa tek eşlilik pek çok kadının evde kalmasına, daha çok çalışmasına, hatta fahişeliğe yönelmesine neden olmaktadır. Bu bakımdan çok eşlilik hem kadın türünün ihtiyaçlarına cevap vermesi hem de erkek türünün tatminini sağlaması bakımından gerekli ve işlevseldir. Filozof için kadının en büyük kusuru adalet duygusunun onda eksik olmasıdır. Kadın daha güçsüz cinsiyet olmasının bir neticesi olarak kurnazlık konusunda kendisini geliştirmiştir. Öyle ki doğa ona erkeklere karşı saldırı ve savunma aracı olarak duygularını gizleme gücü vermiştir. Bir yandan kadın erkekleri esas duyguları konusunda kandırırken herhangi bir ahlaki sorumluluk hissetmediği için daima kendisini haklı görür. Onun felsefi sistemi içinde kadın yaşama iradesi gösteren bireyleri dünyaya getirme işlevi dışındaki Filozofa göre kısırlık da erkekten ziyade kadından kaynaklanır. Erkeğe göre noksan, bu yüzden daima kendini gizleyen, kandıran, kurnaz, içgüdüleri ve hislerine göre hareket eden, aklın hakimiyetinden uzak yaşayan bir varlıktır. Ona göre kadının erkek tarafından bakılması ve kontrol edilmesi gerekir. Schopenhauer'un kadınlara karşı tavrını belirleyen önemli etkenlerden biri şüphesiz babasından hayli genç özgürlüğüne düşkün ve hırslı bir kadın olan annesi Johanna ile anlaşmazlıkları. Diğer etkense özel hayatında kadınlar tarafından sürekli reddedilmiş olmasıdır. Schopenhauer'un kadına yaklaşımının arka planının anlaşılması adına annesiyle ilişkisi hakkında bilgi vermek gerekli görülmektedir. Johanna Schopenhauer yazdığı feminizm temalı roman, makale ve biyografilerle döneminin ünlü bir yazarı olmuştur kendisinden yaşça büyük, tutucu ve kıskanç biri olan kocası akli rahatsızlıklar yaşamış. Johanna bu süreçte kocasıyla ilgilenmek yerine onu yaşlı bir hizmetçiye teslim etmeyi tercih etmiştir. Arthur annesinin babası hastayken partiler verip babası acı çekerken gönlünü eğlendirmesini hiçbir zaman affetmemiştir. Johanna kocasının intiharından sonra serbest aşk hayatı yaşamaya başlamış ve böyle bir hayat için en uygun ortam olduğu düşüncesiyle Weimar'a taşınmıştır. Schopenhauer, annesinin yeniden evlenmesine ve havai bir hayat yaşamasına daima karşı çıkmıştır. Johanna'nın entelektüel hırsı da anne ile oğul arasında büyük tartışmalara neden olmuştur. Annesi, bir evden iki dahilin çıkmayacağını söyleyerek her fırsatta oğlunu küçümsemiştir. Yaşadığı dönemde tanınmayan ve kitapları satılmayan Schopenhauer ise annesine geleceğin onu ancak kendisi sayesinde tanıyacağını söyleyerek Weimar'dan ayrılmış ve annesiyle bir daha hiç görüşmemiştir. Schopenhauer'un kadınları mahkum eden düşüncesinin temelinin realist ve nesnel bir kadın gözlemine dayandığını söylemek çok zordur. Görünen odur ki Schopenhauer kadınlar hakkındaki düşüncelerine özellikle annesiyle arasındaki anlaşmazlık ve rekabet hatta kıskançlık duygusu üzerinden şekillendirmektedir. Elbette yaşantıların insan hayatı üzerindeki etkisi yaslanamaz. Fakat bu etki insanı tek bir tür nedeniyle tüm cinsi yargılayacak duruma getirdiğinde bu durumun doğru akıl yürütmeyi ve bu akıl yürütmenin ulaştığı sonuçların güvenirliğini önemli ve olumsuz biçimde etkilediği açıktır. Schopenhauer, kadına karşı beslenebilecek bütün iyi duyguların doğanın bir zorlamasından kaynaklandığını savunarak, esasında ontolojik olarak erkekten aşağıda gördüğü kadının değerini bütünüyle bertaraf etmek ya da en aza indirmek için büyük bir çaba sarf etmiştir. Bütün bunlar göz önüne alındığında Schopenhauer'un aydınlanma çağında yaşanan kadın hakları konusundaki uyanışları küçümsediğini düşünmek hiç de zor değildir. Evet, gördüğünüz gibi Schopenhauer'un kadınlar hakkındaki görüşleri benim öznel feminist düşüncelerim değilmiş. Neyse, bu konuya da burada son vermek istiyorum. Bir sonraki podcast'te görüşene dek kendinize çok iyi bakın.